Müzik benim için bir terapidir. Mesela ben her sabah uyandığımda güzel bir gün yaşamayı tercih ediyorum deyip sevdiğim bir şarkı açarım. Bir Sezen Aksu şarkısı açarım mesela. İlkokul yıllarında evimizde abime ait olan limon kasasından hallice bir klasik gitar vardı. Oğlum ben senin sadece müzik okulunda okumanı istemem. Müziğini yap, gitarını çal ama hobi olarak çal. Yaşayacağımız şu kadar bir hayat var. İstemediğin bir meslekte çok büyük paralar kazanarak mı mutlu olmak, yoksa aşık olduğun işi az para kazanarak o ömrünü sevdiğin işi yaparak, üreterek mi geçirmek? Çocuklarımıza bazen yönlendirmeler yaparken bilmeden, istemeden kötülük mü yapıyoruz? Onun cevabını veremiyorum. Vokalimiz mezun oluyor, bizimle çalışmak ister misin? Hayalim gerçek oluyor. Öğrencilik hayatım maddi anlamda herkesin aksine en bol, en bereketli hayatımdır benim. Ben şimdi orada yesterday derken karşımdaki adam eliyle tavuğu böyle yanımda şuramda böyle tavuğu böyle kopara kopara yiyor. Tavuk yiyip böyle gözümle ne diyor lan bu? Her gencin müzikle ilgilenmesini ve en az bir enstrüman çalmasını tavsiye ediyorum. Müzisyen adamın ruhu başkadır, kalbi başkadır. Hayata bakış açısı bambaşkadır. Maddi anlamda çok büyük bir varlığa ve özgürlüğe sahip olduğunuz zaman %100 mutlu olacaksın diye bir kaidenin olmadığını anlamak lazım. İstemediğiniz bir hayatı yaşayıp çok fazla para kazanmak mı, yoksa çok sevdiğiniz bir hayatı yaşayıp az para kazanmak mı? Eğer bir insan bir işi severek yapıyorsa o işte başarılı olma ihtimali zaten çok yüksek. Herkese merhaba dostlar. Tolga ile beraber bir düet yaptık. O düetlere gelen bir yorum vardı. Düet yaptığınız arkadaşları tanımak istiyoruz. Onlar kimdir, neler yaparlar? Sadece şarkılarını dinlemek değil, kendilerini de birebir görmek ve tanımak istiyoruz. Şimdi kendisi müzik hayatını anlatacak. Burada konu başlığımız Tolga Yalçın'ın müzisyen kimliği aslında. Şiirler yasta. Bizim pencereler yele karşıdır. Muhabbet dediğin karşı karşıdır. Sabahın seheri günden ileri, ben kimi sevmişim senden ileri. Hoş geldin Tolga'cığım. Hoş bulduk sevgili dostum. Tolga Yalçın kimdir? Müzisyen tarafı nasıldır? Nasıl başladı hikaye? Evet. Seni dinleyelim. Ben Tolga Yalçın. 1983 yılında İstanbul'da doğdum. Birçok meslek yaptım ama hayatımın her aşamasında müzik hayatımın bir parçası oldu. En son soru olarak şunu soracaktım ama en başta sorayım. Müzik senin için ne ifade ediyor? Müzik benim için bir terapidir. Hayatımda 3 tane doğal terapi yöntemi var. Bunlardan bir tanesi spor, bir tanesi müzik. Bir diğeri de yeni bir hobiye başlamak, bir yere odaklanmak. Müziğin şöyle bir etkisi var. Müzik yaparken özellikle beyninde başka hiçbir dert, hiçbir tasa kalmıyor. Günlük yaşadığın streslerin üstüne bir örtü örtülüyor ve bambaşka yeni bir dünyanın içine giriyorsun. Bu duyguyu yaşamak için sadece müzik yapabiliyor veya şarkı söyleyebiliyor olman değil, müzik dinleyerek de bu noktaya gelebilirsin. Mesela ben her sabah uyandığımda mutlaka kendime evet bugün güzel bir gün olacak, güzel bir gün yaşamayı tercih ediyorum deyip sevdiğim bir şarkı açarım. Sezen Aksu şarkısı açarım mesela veya bir Tarkan şarkısı açarım, böyle hareketli bir şey. O beni yukarı doğru çeker, alır götürür yukarılara. Veya melankolik olduğum zaman bir Nilüfer şarkısı dinlerim ya da yabancı dinlerim, bir U2 dinlerim. Çok geniş bir müzik dinleme zevkim var. Müslüm Gürses'ten tut da Metallica'ya kadar böyle bir klişe vardır ya. Repertuarın oldukça geniş zaten. Çok kısaca şunu da söylemek isterim. Biz Tolga ile asker arkadaşıyız. Askerde beraber sahneye çıktık, müzik yaptık. Dostluğumuz orada başladı aslında. Bizi yine tanıştıran, bir araya getiren şey müzik oldu. Şeyi merak ediyorum, müzikle tanışma nasıl oldu? İlla ki çocukluk yaşlarda başlamıştır evet. Ama onu kısaca değil, detaylıca anlat lütfen. Tamam. İlkokul yıllarında evimizde abime ait olan limon kasasından hallice bir klasik gitar vardı.
Sonra ilkokul bitti, ortaokula gittik. Ortaokulda çok yenilikçi bir öğretmenimiz vardı. Müzik öğretmenimiz Emine Gülten Atabakan. İsmi bile hala aklımdadır. Benim de öyle yani gerçekten. Evet. O ilk müzik öğretmeni müthiş bir şeydir ya. Gözümüzü açtığımız, ilk evet. sesleri duyduğumuz şey. Belki de orada başlıyor yani. Şöyle bir şey söylemişti. Ben dedi size bir blok flüt üzerine bir müzik eğitimi vermek istemiyorum tek düze. Evinizde dedi ne enstrüman varsa bir sonraki müzik dersine getirmenizi istiyorum dedi. Ben de heyecanlı bir şekilde limon kasamı getirdim. Klasik gitarımı getirdim. Sonra biraz böyle öğretmenimiz bizimle ilgilendi yakından. Müzik kulağı, ritim testleri yaptı. Ve öğretmenim bana dedi ki Tolga evet senin enstrümanın gitar ama biraz daha iyi bir gitar almanı tavsiye ederim dedi. Ben ailemle paylaştım. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Hemen o hafta gidip bir gitar aldık kendimize. O yıl ben gitarı çok hızlı bir şekilde öğrendim. Müziğe bir eğilimim olduğunu farkındaydı öğretmenim. Gittin. Abim bir kursa gidiyordu. O da benimle birlikte başlamıştı gitara. Fakat o sonra devam ettirmedi. O yılın sonunda müzik öğretmenim annemle babamı okula çağırdı. Onlara beni bu okuldan alıp bir konservatuara vermelerini rica etti. Dedi ki Tolga müziğe karşı eğilimi olan bir çocuk bence müzisyen olmalı. Çocuklarımızı yönlendirmemiz gereken kişiler anne babalara çok büyük iş düşüyor burada. Onların kabiliyetlerini görüp onları doğru yerlere yönlendirmek, doğru okullarda okutmak. Sonrasında biz annemle babamla bir toplantı yaptık. Babam dedi ki klasik bir cümle geliyor. Oğlum ben senin sadece müzik okulunda okumanı istemem. Müziğini yap, gitarını çal ama hobi olarak çal. Önce okulunu oku, koluna bir bilezik tak. Ondan sonra yine yanında müziğini geliştir. Müzisyen olmak istiyorsan yine müziğini yapabilirsin. Yani konservatuvara gitmene gerek yok dedi. Tabii ben de çocuk olduğum için dedim babamın bir bildiği vardır. Baba dedim neden böyle düşünüyorsun? Yani bu ülkede müzisyen olarak da geçinemez miyiz? Yani illaki herkes dedim doktor mu olmalı ya da mühendis mi olmalı? Oğlum dedi müzisyenlerin hayatını görüyorsun dedi. Yaşayacağımız şu kadar bir hayat var. İstemediğin bir meslekte çok büyük paralar kazanarak mı mutlu olmak? Yoksa aşık olduğun işi, yürekten yaptığın bir işi az para kazanarak o ömrünü sevdiğin işi yaparak, üreterek mi geçirmek? Hangisi sürünmek? Bence ilki sürünmek. Çok zenginsin ama 9'dan 6'ya kadar bir yerde kolunda, bacağında bir zincirle bir patronun ağzının içine bakıyorsun. Ama bir yerde bir müzisyen görüyorsun. Mesela Akın Eldez'in hayatını bilir misin? O da babasıyla böyle bir polemik yaşıyor. Kendisi yapabileceği birçok iş var, kazanabileceği çok büyük paralar var. Ama o elektro gitarıyla müzik yapmayı o paraya tercih etmiş. Ve onun hayatı bana çok ilham verir mesela. Yani burada çocuklarımıza bazen yönlendirmeler yaparken, hayatlarına dokunuşlar yaparken iyilik mi yapıyoruz? Yoksa onları yanlış mı yönlendiriyoruz? Bilmeden istemeden kötülük mü yapıyoruz? Onun cevabını veremiyorum. Çünkü bilmiyorum. O zaman ailem beni konservatuara yönlendirmiş olsaydı ne olacaktı bilemem. Bir bilinmezle karşılaştırıyoruz aslında şu anki hayatımı. Ama ben müziği bırakmadım. Gitarım hep elimdeydi ve ben asıl olarak şarkı söylemeyi çok seviyorum. Keyif alıyorum, çok mutlu oluyorum söylerken. Yüreğinden ne hissediyorsan o kadarsındır yani. Evet. Çok da hani bir laf vardır ya hani mükemmeli ararken iyiden uzaklaşıyoruz diye. Çalabildiğimiz akorlar kadar müzisyenizdir, söyleyebildiğimiz şarkılar kadar şarkıcıyızdır. Evet. Bence. Ben şeyi merak ediyorum, gitar alındı sana. Bizim zamanımızda şeydi, YouTube yok, bir şey yok. Hani gitar hocası bulmak çok zor ve o zaman fiyatlar yüksek. Ulaşabildiğimiz kaynaklar çok sınırlı. Ben çok zorluk yaşadım şeyle ilgili hani kaynaklara ulaşabilme evet. konusunda. Bizim zamanımızda CD takası olurdu arkadaşlarla. Yurt dışından John Patitucci CD'si gelirdi. Aa oturup onu izlerdi. Seninki nasıl oldu? Yani nasıl öğrendin? Benim kasetlerim vardı. Bir de boş kasetlerim vardı. Yüzlük. Radyolarda dinlerken onları kaydediyordum. Kaydediyordum. Sonra bir defterim vardı. Onları el yazısıyla yazıyordum. İşte La minör, Sol majör, Akdeniz akşamları hangi kelimenin üstünde hangi akorun basılması gerektiği yazardı. Ben sadece söz yazardım. Bir müddet sonra zaten o sözleri de okumazdım. Ezberlerdim. Derdi ki oğlum burada akorlar yazmıyor. Nereden sen bunu çalıyorsun derdi. Evet. Bilmiyorum abi derdim. Yani elime geliyor. Vücudum yapıyor. Yürümek gibiydi bir yerden sonra. O serüven öyleydi yani. El yazısı ve müziği dinleyerek. Evet. O süreç öyleydi. Yani müzik dinlemeyi çok sevdiğim için artık o müzikler nasıl kulağıma işliyorsa bir de hem müziği dinleyerek uyuyordum. Walkman'im vardı. O Walkman'in pilleri biter vıy olur böyle evet. kulağımda. Biz 90'ların çocuğu olduğumuz evet. için. Müzik dinleyerek uyuduğum için galiba o sesler, o notalar içgüdüsel olarak artık beynime mi kazınıyordu bilmiyorum. O süreç öyleydi ve çok keyifliydi. Okulda konserler verirdik. Üniversitedeki müzik hayatım çok güzeldi. Ben sahneye çıkmayı çok seviyorum. Gitar çalıp şarkı söylemeyi çok seviyorum.
Ama çalıp söylemek zor biliyorsun. Şarkı söylemek tek başına daha kolay. Yani bir orkestranın olması gibi bir hayalim oldu. Bir orkestrayla tanıştık. Bir gece bir bara çıkmıştık. Orada bir orkestra var. Canlı müzik yapıyorlar. Solistleri 4. sınıf mezun oluyor ve solist arıyorlarmış. Vokal arıyorlar kendilerine. Ben de gitarist tanıdık. Beni sahneye davet etti. Birkaç şarkı söyledik. Beğenmişler sağ olsunlar. Dediler Tolga bizim vokalimiz mezun oluyor. Bizimle çalışmak ister misin? Hayalim gerçek oluyor. Muhteşem bir duygu. Bir orkestra var ve ben gitar çalmıyorum. Sadece şarkı söylüyorum. Hiçbir başka bir şeye odaklanmadan. Gözlerimi kapatacağım ve şarkımı söyleyeceğim. Muhteşem. Kelimelerle tarif edemiyorum bu duyguyu. Bu hayalim gerçek oldu. Öğrencilik hayatım maddi anlamda herkesin aksine en bol, en bereketli hayatımdır benim. Tabii ki güzelliği olduğu kadar zorluğu da oldu o gece hayatının. Ama bana kattıkları çok fazladır. Neler kattı mesela gerçekten hani gece hayatında sahneye çıkıp önce zorluklarını anlat istersen, evet. Sonra da keyifli şeylerini anlatabilirsin. Tamam, biz barda müzik yapmaya başladığımızda mekanda 3 gece pop, 3 gece türkü, 1 gece off'tu. Sonrasında Türkiye olan ilgi... Mekan neredeydi? İstanbul'da. Kütahya'da. Ben üniversitede Kütahya'da okudum. 5 yılım orada geçti. Çok güzel günlerim geçti diyebilirim. Sizin repertuarınız genelde pop üzerine miydi? Türkçe pop ve rock. Türkçe rock üzerineydi. Gecenin ilerleyen saatlerinde durumun, sahnenin, insanların enerjisine göre yani oyun havaları da çalıyorduk. Türkçe pop da çalıyorduk. Slow da çalıyorduk. Zorluğu şuydu. 3 gece pop, 3 gece türkü, 1 gece boş demiştim ya. Sonra yavaş yavaş o boş olan geceye de pop kondu bizim orkestramız. 4 gece pop, 3 gece türkü. Sonra o türküler yerini değiştirdi. 7 gün pop yapıyoruz abi özetle. Benim boğazım tahriş olmaya başladı. Akşam 9, gecenin ilerleyen saatleri 3'e kadar. 4 saat, 5 evet. saat, 6 saat müzik evet. yaptığımız zaman ne evet. oluyor maalesef? Her gün. Sonrasında ben dedim ki artık bu müziği ben zevk için yaparken artık bu bana zul gelmeye başladı. Evet. Para için yapmaya başlayınca sevdiğin bir şeyi, profesyonelleşince o duyguyu biraz kaybediyor. Yani bu iş istediğin zaman yaptığın bir iş olmalı Kesinlikle. Ki gönlünden çıksın o Şimdi ezgiler. Şöyle düşün, hani her müzisyen her daim şarkı söylemeye, gitar çalmaya, birilerini eğlendirmeye hazır değildir abi. Evet. Yani bunun için gerekli koşulların, gerekli zihin boşluğunun oluşması gerekiyor. Ama maalesef bu işi profesyonel olarak yapıyorsan show must go on. Sınavından kalmışsındır. Ailenden birini kaybetmişsindir. Beraber müzik yaptığın arkadaşlarına karşı bir sorumluluğun var. Şımarıklık yapamazsın. Ben bugün gelmiyorum, ben bugün kız arkadaşımdan ayrıldım diyemezsin. Diyemezsin. Mutsuzsundur, ağlarsın, içine ağlarsın. Oraya çıkıp hayli eller havaya yapmak zorundasın. Zorlukları çok fazla gerçekten. Evet. Bir çalışma saatleri. Evet. İki, oradaki gelen, tabii herkes diyemem ama gelen dinleyici diyeyim, müşteri demeyeyim ona. Evet. Dinleyicilerin tavırları, istekleri, evet. o da mesela bizi çok yorar. Yani tabii, neler istekler, neler yaşadık ya. Senin bir repertuarın vardı değil mi? Sahneye çıkarsın, atıyorum, normali nedir? 2 saat çalarsın ya da 45 dakika çalıp ara verip sonra bir evet. 45 dakika daha çalarsın ve aslında program biter. Standardı budur evet. aslında bence. Olması gereken de budur. Ama tabii biz Türkiye'de 5-6 saat tabii. sahneler yaptığımızı biliyoruz. Tabii. Müşteri gelir çok alakasız bir istek ister ve sen çalmak zorunda kalırsın ya da çalmazsın bu sefer tepki toplarsın. Evet. Gerçekten o dengeyi bulabilmek çok zor yani gece hayatında. Başka güzellikleri... Güzelliklerine gelelim. Evet. Onu sorayım. Neler öğrendin? Yani o aslında sahne en güzel okuldu. Sen de katılıyor musun? Tabii ki katılıyorum. Orada hata yapma şansın yok neredeyse. Yani sıfır hatayla orada yapmaya çalışıyorsun. O yüzden müthiş bir odaklanman gerekiyor. Orada çünkü ay yanlış akor bastım, dur kestik, bir daha ben o akoru başlayalım deme şansın yok. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Orada günahıyla, sevabıyla, hatasıyla neyse oradasın yani sahnedesin. Ve genelde de sıfır hataya yakın gidiyor. Artık beyin nasıl bir odaklanıyorsa orada şahane gidiyor. O kısmı çok güzel. Evet, orada çok güzel pişiyorsun. Alkış. Tabii ki alkış çok güzel. Sen şarkını söyledikten sonra insanların hayatlarına dokunuyorsun, duygularına dokunuyorsun. Sevgilisiyle, eşiyle belki bir şarkısını söylüyorsun. Orada adamın tüyleri diken diken oluyor ve sana bir bakış atıyor, bir okey veriyor. O sana çok güzel bir duygu veriyor. Bir de mesela bir gün kendi şarkısını isteyip yanındaki sevgilisine evlilik teklifi edenler. Tabii. Bu tarz hayatlara dokunmak, bu tarz anları yaşamak bunlar çok güzel şeylerdi. Özlediğim şeyler, özlediğim duygular, güzellikleri bunlar. Şimdi şöyle... Aklıma geldi. Sahne aldığın en absürt yer neresiydi? Abi düğünler. Şimdi biz üniversitede müzik yapmaya başladıktan sonra dönem bitti ve biz yaz okuluna kaldık. Ve yazın
bütün öğrenciler gittiği için barlarda canlı müzik yapılmamaya başladı. Az önce söylemiştim ya, orkestra arkadaşlarımdan geçimini müzikle sağlayanlar var sadece. Ve bir çözüm arayışına gitti. Bateristimiz vardı, Volkan abi. Kulakları çınlasın. Volkan abi dedi ki, beyler düğün yapacağız. Ben dedim hayatta yapma. Tabii düğün deyince benim aklıma bir klavye, bir bağlama ve bir darbuka eşliğinde yapılan oyun havaları geliyor. Ben dedim düğün yapmam abi. Biz dedim bar şarkıcıyız, biz pop yapıyoruz, biz rock yapıyoruz. Böyle havalı havalı artistik yapıyorum. Oğlum yapalım bak. Beni dinleyin, yapalım. Bir kere dedi bana şans verin. Deneyin, pişman olmayacaksınız dedi. Tamam dedik. Çok güzel bir yerde bir düğüne gittik. Hepimiz canti giyindik. Tabii tişörtle, şortla bar programına çıkar gibi düğüne çıkamazsın. Gittim kendime bir takım elbise ayarladım. Çıktık, müziğimizi yaptık. Ve gerçekten çok kaliteli bir düğündü. Biz popumuzu da yaptık, rock da yaptık. Sonra ben dinlenmeye geçtim. Klavyecimiz altyapılarını girerek güzel oyun havalarını, çifte telliler, Ankara havaları. 3 saat sürdü. Çalışma saati yarı yarıya düştü. 6 saat değil, 3 saat. Benim şarkı söylediğim süre de o 3 saatte aslında onun yine yarısı. Biz de oynamaya başladık. O enerji bize de geçti. Ve işin en güzel kısmı, anlaştığın ücret barda gecede aldığının 5-6 katıyla başlıyorsun sürece. Bir de o gün bir şey öğrendik hepimiz. Alatura diye kavramı öğrendik. Hiçbir şeydir o. Alaturaymış. Bizim tabii oraların eskilerinden olan Volkan abimiz klasik gitar çalan arkadaşımıza dedi ki, bırak dedi klasik gitarı dedi. Sen dedi al bakayım darbukayı, in bakalım dedi sahneye. Arkadaş o sahneye o darbuka boş gidiyor, dolu geliyor. Boş gidiyor, dolu geliyor. Böyle kum döker gibi gitar case'inin içine para boşalıyor. Abi gecede kazandığım para benim birkaç yıl bar programında kazandığım parayı bulunca biz dedik ki abi bize düğün ver. Biz de düğüne çıkalım. Biz dedik düğün seviyoruz. Biz düğüncüymüşüz. İçimizdeki düğüncü çıktı ortaya. Tabii absürt kısmına geleceğim. Bazen gittiğin salonda sahne oluyor. Bazen de sahne olmuyor. Bir gün gittiğimiz bir yerde çok yakın bir masaya çok yakın bir yerde oturduk. Müzik yapıyoruz. Ben şimdi orada yesterday derken karşımdaki adam eliyle tavuğu böyle yanımda şu anda böyle tavuğu böyle kopara kopara yiyor. Tavuk yiyip böyle gözümle ne diyor lan bu? Evet, oğlum ya. Türkçe bir şey anlamadım. Evet, güzel düğünlerde ya. Evet güzel çok onlar. Enteresan anlarımız oldu. Yani tabii orada yaşanan olaylar, orada gelip sana yapılan istekler, kimi zaman hocam, çıkan kavgalar. Konservatuvarın eşiğinden dönmüş bir adam olarak hı-hı. Ama hiçbir zaman da müziği bırakmamışsın, devam etmişsin. Evet. Gençlere neler öneriyorsun, tavsiyelerin var mı? Yani şöyle, ben müziği hiçbir zaman bırakmadım. Aktif olarak da devam ettirdim. Canım ne zaman isterse o zaman yapıyorum. Eşime söylüyorum, çocuğuma söylüyorum, evde kendi kendime söylüyorum. Bunaldığım zaman elime gitarımı alıp 4-5 tane şarkı söylediğim zaman modum bambaşka bir noktaya geliyor. Bir kere konservatuar okusun ya da okumasın, profesyonel olarak yapsın yapmasın, her gencin müzikle ilgilenmesini ve en az bir enstrüman çalmasını tavsiye ediyorum. Çünkü müzikle ilgilenmek sizi kötü alışkanlıklardan ve farklı dostluklardan uzaklaştırır. Senin gibi güzel bir insanla ben nasıl tanıştım? Müzik sayesinde tanıştım. Müzisyen adamın ruhu başkadır, kalbi başkadır, hayata bakış açısı bambaşkadır. Müzikle alakalı ilk tavsiyem kesinlikle insanların müzikle ilgilenmesi, eğer bir enstrümana kabiliyetleri yoksa bir müzik kültürlerinin olması. İlla ki çalmak zorunda da değilsin. Müzik dinleyebilirsin, kendine bir tarz seçersin ve o müziği derinlemesine araştırırsın, müziğin tarihini araştırırsın. İlk önerim bu olur. İkinci önerim de hayata bakış açınızın genel olarak sadece mesleki olarak değil, sadece bir müzisyenlik olarak, sadece bir konservatuar okumak veya başka bir bölüm okumakla alakalı değil. Eğer sizin hayatınızda müzik en üst seviyedeyse onu parayla ölçmemek lazım. Maddi anlamda çok büyük bir varlığa ve özgürlüğe sahip olduğunuz zaman %100 mutlu olacaksın diye bir kaidenin olmadığını anlamak lazım. İstemediğiniz bir hayatı yaşayıp çok fazla para kazanmak mı? Yoksa çok sevdiğiniz bir hayatı yaşayıp az para kazanmak mı? Bu yine kapı minimalizme geçiyor. İhtiyaçlarımızı azaltıp, harcamalarımızı azaltıp aslında zenginliğimizi arttırabiliriz. Ve müzik yaparak, sevdiğimiz bir işi yaparak başarılı olma ihtimalimiz de yok değil, var. Eğer bir insan bir işi severek yapıyorsa o işte başarılı olma ihtimali zaten çok yüksek. Siz para kazanacağım diye sevmediğiniz bir işe odaklanırsanız başarısızlık garantisi var. Ama diğerinde başarılı olma ihtimali çok yüksek. Hayatın içinde ne %100 ki, ne çok muhteşem ki. O yüzden yüreğinin sesini dinleyeceksin ve sevdiğin işi peşinden gideceksin. Ama onun için de tırnaklarınla mücadele vereceksin. Müzisyen olmak çok zor. Bir enstrüman çalmak çok zor. Belli bir seviyeye gelmekten bahsetmiyorum. Onda ilerlemek çok ciddi bir sabır isteyen bir iş.
Belki aylarca, yıllarca ona emek vermen lazım. Ve güzelliği de şurada. Hiçbir zaman %100 noktaya gelemez. Oldum diyemez hiçbir müzisyen. Bizim virtüöz olarak değerlendirdiğimiz adamlar hala günde 5 saat parmak egzersizi yapıyor. Mesajım bu. Peki, çok teşekkürler o zaman. Ben de Tolga'ya çok teşekkür ediyorum, Tolga Yalçın'a. Umarım keyifli bir sohbet olmuştur. Umarım beğenirsiniz, seversiniz. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. Lütfen izlediğiniz için teşekkür ederiz.